Ali selamlar. Ne haber? İyi misin? Senden. İyi benden. İyi. Mikrofonu buraya gizledik. Buradan konuşacağız. Buradan tamam. Duyulsun diye. Tamamdır. Sevgili Onur kamera arkasında. Halim benim mallar gelmiş. Geldi abi evet. Baron yollamış malları. Latif Baron. Baron yolladı abi geldi. Baron duruyor. Tamam bunları almaya geldim. Ben şöyle bir şey arzu ettim. Bunları buradan teslim alırken aynı zamanda da hem çekim yapmış oluruz hem sohbet ederiz. Olur abi. Burada da montajını yaparım. Nasıl diyorsun? Olur mümkün. Olur değil mi? Eğleniriz, kahvemizi tamam. Çayımızı içeriz, montajını aynen. Yaparız, döneriz. Tamam neler gelmiş bakalım mı beraber? Tabii ki abi. İnceleyelim hatta. Şöyle bir şey düşündüm. Bunun nedenini de biraz sonra video girişte anlatıyor olacağım. Şimdi biz bunları açalım. Neler geldiğini hep beraber görelim. Evet, Enduro Market'teyiz. Enduro Market Kadıköy'deyiz daha doğrusu. Biz bu malları Halim sağ olsun bizim için Ümraniye'deki mağazadan buraya getirtti ve buradan teslim almış olduk. Bunları tek tek ne olduğunu anlatalım size, niye burada olduğumuzu anlatalım. Biliyorsunuz Enduro Market çok geniş bir biçimde Enduro motosiklet kullanıcılarına yönelik, bununla beraber diğer birçok motor kullanıcılarının malzeme bulabileceği, aksesuar bulabileceği bir yer. Aynen. Mitas lastiklerimizden tutun, LED eldivenler, Akerbis diyoruz değil mi? Evet doğru. Ama ben hala Acerbis diyorum. Akerbis. Çoğu müşterimize göre değişiyor. Akerbis, Acerbis. Bazıları evet. Hani değişiyor. Artık isteyen gitse gibi. Oxford bir sürü malzemenin olduğu, markanın olduğu bir dükkan Enduro Market. Doğrudur. Hepsi Kadıköy, distribütör olduğumuz. Evet. Kadıköy'de de bunlar daha bir derli toplu. Ümraniye'ye gittiğimde nereye bakacağımı şaşırıyorum. Savaş alanı var abi. Acayip. Hele Latif malı yığmış oluyor. Bir yıl önceden anlaşmasını yaptığım malları getirmiş oluyor. Evet. Latif oraya seriyor. Orada çekim yapmamız da imkansızdı. Bu malzemeleri buraya getirdim ki buradan teslimatını alıp aynı zamanda da montajını yapalım istedim. Tabii. Arkadaşlar neler var onlara bakalım. Motor koruma, blok koruma kapağımız var. Ondan sonra ne diyorduk? Sen beni düzelt. Statör koruması. Statör yani korucu. Yani salto olarak geçiyor. Hem bir taraf hem diğer taraf olarak geçiyor. Çift parça bunlar. Evet. Aynı zamanda da fren. Hortumlarını koruyan. Daha hortumları koruyan. Koruyan kısım da var orada. Aynen. Bu kısım da mevcut. Bunun montajını yapacağız. Çok basit zaten. İki tane vida söküyorsun, takıyorsun. Ziya! En basitlerinden bir tanesi de. Arka maşa koruyucuları. Evet. İçlerinde mıknatıslar var arkadaşlar. Bunlar zaten bir çok sağlam tutuş sağlıyor. Aynı şekilde içinde malzemelerin bulunduğu. Şöyle yavaşça koyuyorum. Mikrofonu buraya gizledik. O yüzden. Burada da içinde malzemeleri var. Evet. Onlarla cırtlayarak evet. Sağlamlaştırıyoruz. Çok da güzel düşünmüşler, yapmışlar. Bunun mıknatıslı olmasının bir diğer sebebi arazi şartlarında çok kirleniyor biliyorsun ki. Evet. İçine çok fazla çamur doluyor, bir şey doluyor. Bunu çıkartıp, rahatça çıkartıp, sadece bir tane burada bir klipse var, onu çıkartıyoruz. Temizliğini yapıp tekrar takmak amaçlı yani. Bu yani üzerine kalmasın, temizliğini evet. Yapalım diye mıknatıs yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Bence de. Yani çok mantıklı düşünülmüş bir şey. Harika. Gelelim elcik korumalara. Ama benim hani çok renkli olsun maksadından ziyade şu aldığım, elime aldığım bu titanyum. Korumayı sağlayan şey bu aslında. Korumayı sağlayan bu. Gösterişinden ziyade işlevi olabilecek. Şöyle de onu hemen açayım. Size göstereyim. Gördüğünüz gibi çok zarif ve güzel bir işçilik yapılmış. Ve çok güzel mukavemet sağlayıcı bir malzemeden üretilmiş titanyumdan. Ve hafif de. Çok hafif. Yani üzerinde var olan şeylerden daha hafif şey sağlayacak, unsur sağlayacak durumda. Gayet de güzel. Şimdi isterseniz bunun montajını kapının önünde çok basit anahtarımız, şeyimizle, malzememizle montajını yapalım. Herkes de görmüş olsun. Onur hazır mıyız? Bekliyoruz abi. Ha? Ümitli misin benden bu konuda yapabileceğimden? Göreceğiz. Beceremezsen haber ver abi. Tamam. Beraber yapalım. Şu sökme işleri neler var? İlk önce onları bir tespit ederek gitmek istiyorum. Şu da var anlaşılan bir dakika.
Şöyle. Şu var. Bu neyin deliği abi, onu anlamadım. Ha. Bir dakika. Şimdi oldu. Bu var, bu var, şu var. Buradan sökemem. Buradan sökmeyi bırak, takamayız da galiba. Evet. Bunu söktüğümüzde yağ akmaz değil mi? Deneyip göreceğiz abi. Bu çıkıyor, tamam. Bu var. Bunu çekmedin değil mi? Her şey kayıt altında. Eyvah! Seyredenler eline ne kadar yakışmış. Adama bak nasıl şey yapıyor. Sanki yapacak. Versek sanki tork anahtarını sıkacak. Abi hepsini böyle şey yapıyorum ya, toplayamıyormuşum. Yamağa servis çağırıyorum buraya. Ondan sonra. Onur dur devam edeceğim burada. Onur bunun gösterilmesini istemese de ben gösterme gereği duydum. Niye çekiyoruz diyor. Abicim şunu göstermek istedim. Bak şu metal herkes tamam bunu okumaya kalkmıyor. Benim gibi sonuçları yanlış sonuçları doğuracak bir sürü şey yaşayabilir. Yani insanın kalkar yere olduğu gibi suları muları akar. Bunu da anlatacağım size. Nasıl olduğunu da anlatacağım. Olay şu. Burada evet broşürde var. Her şey anlatılıyor ama. Arkadaşlar metal şeyi buraya sokuyoruz. Burada bir metal yaratıyor ki karşıdan öpsün diye. Bu cırdı da buradan bütün cırtlarını geçirdik. İç kısımdan alacağız. Bunu da bu şekilde monte edeceğiz. Şuradaki fitil kısmıyla da buradan geçen öbür taraftan da örtüştüreceğiz. Onun için bunu anlatmak istedim. Onu da çekmek istemedim ama anlattım. Zaten bu burada böyle duruyor ya, ayarlarız onu. Bunu takıyorum abi ben. Hadi inşallah. Abi niye böyle mücadeleye gidiyorsunuz ki? Hiç iş bilmezdim. Abi öyle ya. Adamsın ya, sağ ol. Bravo. Bu kayıtta bir sürü insan var. Emeği var herkesin. Bu bir alın emeği, alın teri. Alın emeği. Alın emeği. Gayet başarılı. Şu
Bunu ben biraz daha böyle sertleştireyim. Üstündeyken sertleştireyim hatta bir. Ben şimdi açardan sonra cirkin yiyeceğine. Açmaya da gerek yok ya. Dur ya bir aç. Şimdi gülerek veda etme durumunda kalıyorum. Batur aklıma geldi. Batur da böyle ay sinirim bozuldu falan yapardı. Onun gibi oldu. Niye? Hani çok güzel gittik. Ben gereksiz vida sökmüşüm. Arkadaşlar vida yerleri belli. Siz olun, kitapçığa bakmadan uygulamaya geçmeyin. Benim hatamdı. Olduğu gibi antifriz suyunu aşağıya akıtmış oldum. İlk böyle başladı. Arkasından bu sol taraftaki motor bilondaki kapak çok güzel oldu. Burası da çok güzel oldu. Şu arkadaki şeyleri takarken salınacak şeyi söyleyemedim. Maşa koruma. Maşa korumayı takarken sol tarafta sağ tarafta zorladı. Ama gerekli. Bunu da taktıktan sonra görsel olarak da gördük. Çok güzel duruyor. Sonuç olarak şükür bitti. Evet. Evet abi. Halim de sağ olsun o arada koşturdu. Antifriz suyu aldı. Eksik olan malzemeler vardı. Burayı bir artık tamirhane kısmına getirmiş olduk. Millet şey diyecek. Abi sizin orada takabilir miyiz? Bence burada takılmıyor. Serkan abi varsa takarız yani. Serkan abi varsa takarız. Estağfurullah. Yani bu ayırt etme değil ama bunun yeri burası değil arkadaşlar. Ben tamamen görsel anlamda burada bir zenginlik katsın diye burada bulunmak istedim. O yüzden geldim. Dükkanın önünü de kapadık. Kusura bakma. Biraz kalabalıklaştık da. Arkadaşlar geldi. Ya tenericilere bastı. Güzel oldu, sohbet oldu. Tenericiler burada buluşmuş gibi oldu. Görsel anlamda bir zenginlik katmış olduk. Veda edelim. Her şey için teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kolaylıklar sağladın. Emeği geçen Ahmet vardı. Premium Ahmet. O geldi. O yardım etti, eli değdi. Sonra burada bak kim var? Onu gösterelim abi. Sağ olsun. Tolga yardım etti. Evet, o yardım etti. Emeğine sağlık. Batur da her zaman gibi şekil olarak aramızdaydı. Hepsine teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Latif Bey'e de teşekkür ediyorum Enduro Market. Görüşmek üzere. Abi gel veda edelim istersen. Buradan bir geçiş yap böyle. Geç. Arkadaşlar biz akıllı insanlar değiliz. Kusura bakmayın, ne yazık ki böyle adamlarız. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abi ne yapıyorsun?